Haluk Bey. He. Ben size bir şey soracağım. Sor. Hani şimdi bunlar böyle evlenecekler, bizim oraya yerleşecekler ya. Ha. Dicle de çok hamarat bir kız. Ha. Yani böyle onun gözlemeleri çok güzel, sevdiniz siz de. Ha. Hani böyle çalışmak falan isterse beni gönderip onu alır mıydınız? Emine sen ne diyorsun ya? Kızım sen beni bu evden gönderebilirsin ama ben seni gönderemem. Yok canım, ben de sizi gönderemem. İdare ediyorsunuz siz de. Sağ ol. Oo, Halil Bey çok şık olmuşsunuz. Sayenizdedir Haluk abi. Allah maşallah. Bir ambalaj insanı bu kadar değiştirir mi ya? Dicle'm sen ne olmuşsun böyle? Vallahi prenses gibi olmuşsun. Sen de çok yakışıklı olmuşsun Halil. Teşekkür ederim yenge. Dikkat et. Topuklarla yürüyemiyorum. Tam evlenecek hale gelmişsiniz. Sağ olasın Haluk abi. Geldiler galiba. Buluyorum Halil. Tamam panik yok. Sakin olun. Aç kapıyı. Biz Haluk Bey'e yer ettik. Burası onun ev midir? Hoş geldin Devri abi. Abi, kız kardeşim kaçırdım, her yere buradadır. Bırakın, bırakın. Geri dur. Haneye misafir gelmişiz. Mara çıkarmak yoktur. Kızım, öpsene babanın elini. İstemez. Buyurun. Haluk Bey, buyurun. Geçin, oturun. Kahve bir şey alır mıydınız? İstemez. Çay kahve içmeye değil, namus meselesini çözmeye geldik. Bu oğlan bizim namusumuza göz dikmiştir. Mahmut Bey, kimsenin kimsenin namusuna göz diktiği falan yok. Hevallah, geceden beri şu kanepede yatırmıştır be. Abi, müsaade et de indirem ben bunu. Ağır ol delikanlı. Kimsenin kimseyi indirdiği yok. Emine. Sen de çay kahve yap bizim misafirlerimize. Şöyle güzel güzel oturup konuşalım. Mahmut Bey. Tamam çocuklar sizin rızanızı almamışlar. Bir cahillik yapmışlar. Gel büyüklük sende kalsın. Affet bu çocukları. Ben bu kızı besleyip büyütmüşem. Beni yıkıp geçmeyecekti. Ama yani Mahmut Bey, aslında çocuklar sizin rızanızı almaya çalışmış. Ama siz Dicle'yi vermeyince mecbur kalmışlar. Avratların lafa karışması serbest mi ağam? Aa, konuşacağım tabii. Niye konuşmayayım canım? 9 ay karnımda taşıyan ben, büyüten ben. Tabii konuşacağım. Bak Mahmut ağa. Benim de yetişkin bir kızım var. Saçının bir tek teline canımı veririm. Ben de tabii ki onun doğru dürüst biriyle evlenmesini istedim. Ama her şeyden önemlisi kızımın sevip sevmediğidir. Eğer o seviyorsa benim yapacak bir şeyim yok. Ben her zaman onun arkasında olacağım, onun yanında olacağım. Şimdi siz bu kızcağızdan elinize etenizi çekip öylece bırakacak mısınız yani? Bütün avratlar konuşuyor. Bakın. Evlenmek için bu çocukların önünde hiçbir yasal engel yok. Ama siz arkanızı dönerseniz onlar hayatları boyunca mutsuz olacaklar. Avratların hepsi konuşuyor adam. Ya kadın bir şey diyeceksen de. Kulağımın da bir de fısır fısır yapma. Doğru. Biz kızımızı vermemişiz. Ama canımız ciğerimiz de vermemişiz. Halil oğlum yalnızdır, tek başınadır, garibandır. Kızımızı alır da perişan eder diye korkarız. Babey, bir müsaade buyur da indirem şunu. Bir destur ver ya. Ne ben şimdi sizi indireceğim ha?
La bir sus, bir sus! Halil'in çok yetenekli olduğu bir mesleği var. Gurbete çalışmaya geldi. Ayakta durmayı, tutunmayı başardı. Evini bile tuttu. Birkaç gün içinde de dayayıp döşecek. Dicle'yi çok seviyor. Onu rahat ettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tüm bunların ötesinde sağlam, mert, yiğit bir delikanlı. Dürüst. Ayrıca da artık sahipsiz değil. Onun ailesi artık biziz. Ben bizzat kefilim Halil'e. Gel sen de he de çocuklar gelsin öpsün elini. Haluk kardeş, sana içim ısındı. Sözünün er birine benziyorsun. Eyvallah. Madem arkasındayım diyorsun, bizim de aklımız dizlede kalmaz. Gurbet eldedir ama rahatı yerindedir diye avınırız. Ben sonuna kadar kefirim. Sağ olasın abi. O zaman biz de kızı verdik yetti. Allah'ım şükürler olsun. Öpün bakalım annenizin babanızın elini. Baba, müsaade varsa ben şu hergeleyi bir şey... Ya kızı vermişiz, daha sen hergelede bahsedesin. Ya baba öyle değil ya. Müsaaden varsa bir tebrik ederim diyecektim. Aa, durduğun kabak dayınço. Gel öpem seni. Haydi bakalım. Öp annenin elini. Oy. Öpeyim anne. Mahmut Ağa, diyorum ki siz de bizde kalın, bizim misafirimiz olun. Çok sağ olasın Haluk kardeş. Lakin bizim akrabalar buradadır. Gelmişken onları da bir görelim diyorum. Ağam, giderken Dicle'mi alalım. İki gün ona sarılıp koklayayım. Doyam ona. Gelirim anne. Zaten şimdiden özlemişim kokunu. Ay yorba. Ya şimdi kızı alıyorsunuz ama daha sonra geri vereceksiniz değil mi Mahmut abi? O ne biçim söz Halil? Anadolu insanının sözü bin tane senetten daha sağlamdır. Doğru. Değil mi ağam? Öyledir.